Zeynep Hanım'a katılıyorum. Çünkü daha güzel, aynalı olabilirdi. Bu mutfak avizesi gibi olmuş. Ne yapayım, altın varaklı avize mi sunsaydım size? Ben bu tarz seviyorum, bu şekilde sundum. Peki tülünü nasıl buldunuz hanımlar? Ben tülünü çok beğendim, hatta onu diyecektim. Benim en sevdiğim bu salonda tülü, tabloları oldu. Tabloları ve tüllerini çok beğendim. Siz mi yaptınız tabloları Miray Hanım? Şuradaki tabloyu halam yaptı. Çok güzel. Kaplumbağa terbiyecisi. Evet. Bunu eniştem hediye etti. Çok güzel. Ama ben bir şey daha söyleyebilir miyim Aslı Hanım? Ben şuradaki tablonun çerçevesi kendi başına çok güzel. Ama bu salona yakıştıramadım. Klasik daha, biraz. Evet, daha klasik. Antrasit falan olabilirdi kenarda. Evet. Ama perdemde de böyle altın sarısı detay olduğu için hani rustikte de aynı şekilde. Rustikte gümüş var, eskitme var. Aynen. Altın sarısı nerede? Bir bakabilir miyim perdenize? Tabii bakabilirsiniz. Ben de şimdi yatak odasını yapacağım onu. Bak rustik çok yakışmış. Evet, rustik çok yakışmış ama ben perdeleri... Bakarken bozmuyoruz. Yok güzel. Kullanmayı bilmiyorum ya. Ayrıca 2 tane böyle fon kullanmadım. Tek böyle geçiş sağladım. Ama fon bana kalsa fonun bu salona göre değil. Sizce yani nasıl bir şey olmalıydı? Bence bu salona göre ama birazdan çok yorumu yapacağım sana. Tamam. Şu anda değil, birazdan o burada olmalıydı diyeceğim. Kaça yaptırdın bu perdeni? Evet. Tülüyle birlikte, fonuyla. Komple evin perdelerini 6.000 liraya yaptırdım. Bütün evde böyle var mı fonlar? Göreceğiz, yatak odasında da falan var o zaman. Ben o saati orada görmek istemezdim. Muhteşem tabloyu orada görmek isterdim. Patlatırdı. Çünkü koltuklar, yastıklar, grili, siyahlı vesaire... Orada ben buradayım derdi diye düşünüyorum. Ama bir şey daha diyeceğim. Lafınızı böldüm, özür dilerim. Bence tabloya takılana kadar o kuşlar oraya hiç olmamıştı. Yani o tabloya ne kadar. Çünkü o tablolar o kadar güzel ki o kuşlar bana basitleştirdi gibi geldi biraz ama bilmiyorum. Damla Hanımcığım, hayat kısa, kuşlar uçuyor. Neden takılıyorsunuz acaba? Halıyı nasıl buldunuz? Bana ne kadar aldınız? Sade ve ben beğendim. Güzel halınız ne kadar? 500 liraya aldım. 500 liraya çok iyi. Halının fiyatı. Gayet uygun. Dış ses ne diyorsun? Damla Hanım'ın 12.000 TL'lik halısından sonra ben bunu uygun buldum. Evet ben de. Valla ben açıkçası... Pahalı duruyor yani. Ya, pahalı duruyor ama... pahalı duruyor ama püskülleri çok basit. Çok bana da ince geldi. Salmalısı basitleştirmiş. Öyle mi? İnce mi? Evet. Çok ince geldi. Şimdi böyle kolay yıkanan türden yapmışlar ha. Damla Hanım'ın halısından sonra bütün halılar gerçekten bize ucuz geliyor. Zaten benim tepkim de çok farklıydı 12.000 duyunca, çünkü hayatımda hiç 12.000'lik halı görmemiştim. Görmüş oldum. Saatin fiyatı nedir? 850 TL. 850 TL. Evet. Çok vakit geçiriyor musun mutfakta? Evet, ben mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum. O zaman biz de mutfakta biraz vakit geçirelim. Hadi buyurun. Hadi bakalım.